Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobiller ne kadar güvenli sorusunu masaya yatıracağız. Bu soruyu aslında masaya yatırmamızın temel nedeni bataryaları arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında elektrikli otomobiller ilk çıktığı günden bu yana bataryalarının ne derece güvenli olduğu sürekli bir tartışma konusuydu. Ve bu konuda bazı otomobil devleri çeşitli çarpışma testlerini yayınlayarak bakın bizim otomobilimiz son derece güvenli havasını vermeye çalıştılar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bugün elektrikli otomobillerde kullanılan pil teknolojisi genel olarak akıllı telefonlarımızda, laptoplarımızda kullandığımız batarya teknolojileriyle hemen hemen aynı. Tabii ki bunu söyleyince aklınıza şu gelecek. Ya bizim akıllı telefonlarımız ya da bilgisayarlarımızın bataryası şişip patlayabiliyor. Hatta internete sızan görüntülerde öyle anlar var ki akıllı telefonlar sanki ufak bir bomba gibi patlıyorlar. Peki bu bir otomobilde olabilir mi? İşte sormamız gereken soru bu arkadaşlar. Biliyorsunuz halihazırda akıllı telefonlarda kullanılan pil teknolojisinde özel bir kimyasal var. Bu kimyasal hava ile temas ettiğinde ne yazık ki patlıyor. Bunu zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur. İşte aynı sorun acaba elektrikli otomobillerde de başımıza gelebilir mi diye insan kendi kendine sormadan edemiyor. Tabii ki elektrikli otomobillerde kullanılan pil teknolojisi biraz daha güvenli. Ve şunu biliyoruz. Genel olarak eğer pil üretiminde bir hata yoksa ki geri dönüp biraz hatırlayın. Samsung'un bir nesilde çıkardığı Galaxy Note 7 idi yanılmıyorsam. Seride üretimden kaynaklı bir sorun vardı. Ve bir dönem arkadaşlar bu telefonların uçaklara dahi alınması yasaklanmıştı. Yani siz Galaxy Note 7 modelini kullanıyorsanız Note 7 ya da Note 5 tam hatırlamıyorum uçağa binemiyordunuz. Ya da telefonunuzu dışarıda bırakmak zorunda kalıyordunuz. Çünkü patlama riski vardı. Sonrasında Samsung bu telefonları geri çağırdı. Fan Edition olarak tekrardan satış olsun düzeltti vesaire vesaire. Ama burada önemli olan olay şu arkadaşlar. Acaba yarın bir gün bu olay akıllı otomobillerde de başımıza gelebilir mi? Bu tabii ki biraz bilinmez bir durum. Yani akıllı otomobillerin satışa sunulması ardından birisinin patlaması durup dururken daha sonra belki tüm otomobillerin geri çağırması vesaire lazım. Şu anda böyle bir şeye rastlamadık. Ama burada büyük bir ama var arkadaşlar. Ya otomobilinizle bir kaza yaptığınızda o zaman ne olacak? Yani batarya kısmı büyük bir darbe aldığında otomobilin aniden alev almamasının bir ihtimali, bir güvencesi var mı? Yok. Bunu hemen şöyle açıklayalım sizlere. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir Tesla kazaya karıştı ki bu kaza öyle büyük aman aman böyle can kaybına neden olacak aracı pert edecek bir hasar değildi. Bu kazada arkadaşlar araç ağaca çarptı. Ağaca çarpmanın etkisiyle batarya kısmından ötürü alev aldı ve otomobil bir anda ateş topuna döndü. Bu kazada akıllara şu soru geldi. Ya elektrikli otomobillerin alev alması bir anda bir hurda yığınına dönmesi bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Buna şimdiye kadar çok fazla dikkat etmedik. Çünkü elektrikli otomobiller ülkemizde çok fazla yaygın değildi. Aslında ülkemizde değil. Avrupa'nın geneline baktığımızda da elektrikli otomobiller hala azımsanacak seviyede. Ki Türkiye'de şu anda en yüksek satışlara ulaşıldı ve pazar payının sadece %5'ini oluşturuyor. Yani bugün 100 otomobil satılıyorsa bunlardan sadece 5 elektrikli arkadaşlar. Peki diğer ülkelerde böyle bir durum daha önce yaşanmamış mıydı? Evet yaşanmıştı. Daha önce Amerika'da da Tesla'nın karıştığı pek çok kazaya şahitlik ettik. Elbette bunlar ülkemizden uzakta olunca çok fazla yankı uyandırmadı. Yani Amerika'da bir Tesla bir kazaya karıştı ve bunun sonucunda alev aldı. Yani insanlar bunu çok önemsemedi. Ya da bunun sıradan bir kaza olduğunu düşündüler. Ama böyle değildi. Bu kazalar ufak da olsa batarya kısmına gelen bir darbeden ötürü otomobil sadece saniyeler içerisinde bir alev topuna dönüşebiliyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Aracınızda yolculuk yapıyorsunuz ve bir anda ışıktan geçtiğiniz anda yan taraftan gelen bir motor aracınıza dikey bir şekilde çarpıyor. Normal bir durumda bu kazadan sizin ve araç içindekilerin yara almadan kurtulması lazım. Çünkü yandan gelen bir darbe en fazla biraz kaput içeri düşer. Belki işte kapılar değişir vesaire. Yani kaportasal bir hasar durumu söz konusu olur. Ama söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda. Eğer bataryanın yapısal bütünlüğü bozulursa, bataryanın içerisindeki kimyasallar havayla temas ederse işte bu büyük bir soruna işaret edebilir arkadaşlar. Çünkü normal şartlarda hiçbir şekilde hasar almayacağınız bir kaza belki de istenmeyen sonuçların karşımıza çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden elektrikli otomobiller
otomobiller tam olarak güvenli midir? Açıkça söylemek gerekirse arkadaşlar, şu anda elektrikli otomobiller içten yanmalı otomobillere göre biraz daha güvensiz gözüküyor. Tamam, içten yanmalı otomobillerle de büyük kazalara karıştığında milyonlarca kişi ölüyor. Her sene bunları okuyoruz, trafik kazalarında şu kadar kişi öldü diye. Ama bakın, burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu: basit kazalarda dahi bu otomobiller hızlı bir şekilde alev alıyor ve hızlı bir şekilde yanmaya başlıyorlar. Çok basit bir örnek verdim sizlere. Bugün akıllı telefonlarımızda kullandığımız batarya teknolojileri dedim. Bu batarya teknolojileriyle elektrikli otomobillerde kullanılan batarya teknolojileri çok benzer. Dolayısıyla bu noktada batarya nasıl kendi kendine şişip alev alıyorsa, aynı şekilde elektrikli otomobillerde de bu ihtimal var. Şunu da söylemek istiyorum: halihazırda elektrikli otomobiller yeni yeni hayatımıza girdi. Yani şurada taş çatlasın 2 ya da 3 sene oldu. Pek çok elektrikli otomobil kullanıcısının daha bataryasını bile değiştirmedi. Fakat ileride şu çıkacak arkadaşlar: servis sizden batarya değişimi için sallıyorum 100 bin lira talep ettiğinde, bunu sanayide gidip 40 bin liraya yaptırabileceksiniz. Bu ne demek? Yan sanayi bir batarya takımı demek. Burada yan sanayi batarya taktırdığınızda bazı risklerin ortaya çıkmayacağının bir garantisi yok. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Örneğin bir iPhone kullanıyorsunuz. Telefonunuzun pil ömrü zamanla bitiyor. Gidip normal bir telefoncuda pilini değiştirmek istediğinizde sizlere bir sürü alternatif sunuyor. Diyor ki orijinali sallıyorum 10 bin lira. Ama diyor orijinale çok yakın yan sanayi var, o da 5 bin lira. Siz doğal olarak burada ya yarı fiyatını ödeyeceğim, ne olacak bunu taktırayım diyebilirsiniz. Ki burada 10 bine 5 bin gibi bir meblağdan bahsediyoruz. Bu elektrikli otomobil olduğunda arkadaşlar size diyecekler ki 300 bin 400 bin yan sanayi evi gideceksiniz. Adam diyecek size 100 bin liraya takarız. Dolayısıyla burada büyük bir mali yükten kurtulacağınız için şunu düşünebilirsiniz: ya ne olacak, bu bataryayı taktırayım. Ama bu batarya takıldığında işte şöyle bir durum söz konusu. Nasıl biz yan sanayi bataryalar taktırdığımızda bataryanın şişme ve patlama gibi risklerle karşılaşıyorsak, aynı risk elektrikli otomobillerde de karşımıza çıkabilecek. Bunu şuna benzetebiliriz. Tamam, belki çok fazla karşımıza çıkan bir durum değil. Bugün belki 200 tane yeni telefondan, 100 tane telefondan 5'i ya da 10'u patlıyor bu şekilde. Ama elektrikli otomobillerde bu oran gerçekten çok yüksek. İlerleyen dönemlerde televizyonlarda şunu görmeye başlayabiliriz: elektrikli otomobil durup dururken alev aldı. Elektrikli otomobilin bataryası şişti ve otomobil ateş topuna dönüştü. Bakın, bunlar hayal olacak şeyler değil. Gerçekleşmesi son derece mümkün şeyler. Bu yüzden elektrikli otomobil alırken bu riskleri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bakın, çok uzak değil. Geçtiğimiz günlerde Tesla ülkemizde sadece bir ağaca çarparak alev topuna dönüştü. Normal şartlarda arabada sadece kaportasal eziklerle sonuçlanacak bu kaza, Tesla'nın kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı. Size tavsiyemiz, elektrikli otomobil alırken bu riskleri de göz önünde bulundurmanız yönünde arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte elektrikli otomobillerdeki bu kaza risklerini masaya yatırmak istedik. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olacağız. Eğer sizlerin de bu konuda fikirleri varsa mutlaka bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.